Ben ülkücü ve sağcı olduğuma pişmanım. Üretime kota konuyorsa birçok ülkede zulüm vardır, adaletsizlik vardır. Türkiye mi, Suriye mi belli değil. Araplar olmasa şu ülkede var ya, şu esnafın çoğu kepenk kapatır biliyor musun? Beyefendinin oğlu, damadı bile konuştu. Devlet fabrika açamaz. Bizim camiyle işimiz yok. Camilerimiz yeterli. Kimse kimseye tahammül edemiyor. Bunun nedeni sizce ne? Ama Avrupa ile zaten bu ülkeyi kıyaslayamazsın. Bu bir gerçek. Abicim, onlar 40 yıl önce gelişirken sen bu ülkede bir çivi çakmamışsın. Yanlış anlamışsın. Şimdi bak. Ben Almanya araba yaparken sen burada ne yaptın? Türbanla uğraştım. Tamam, bak ben bir şey diyeyim. Şimdi bizim Kemalistler diyorlar, komünistler. Ben Tunceli Belediye Başkanı var. Mehmet Maçoğlu muydu? Ben ona say, bak ülkücü bir insanım, sağ görüşlü bir insanım. Ben ülkücü ve sağcı olduğuma pişmanım. Ben o adamı takdir ediyorum. Çünkü adalet var. Asgari ücrette 17 bin olmadan ben internette sürekli takip ediyorum. O adam 20 bin küsur maaş veriyor işçilere. Tarımı, üretimi. Üretim olmadan bir ülkede eğer üretime kota konuyorsa birçok ülkede zulüm vardır, adaletsizlik vardır. Bana kota koyamaz devletim, hükümetim, yetkilim. Bana kota koyma, ben üreteyim. Üretim olmasa bir vatan bitmiştir. Vatan yoktur, kota koyulamaz. Hani batıyla, Avrupa ülkeleriyle, Almanya, Fransa, İngiltere, burayla kıyaslamasına karşıyım. Çünkü o adamlar 50 sene önce gelişmiş. E sen daha hani bu 20 seneden beri bir şeyler yapmaya başladı sanayide. Uçaklarını yaptın, arabaların çıkıyor, bir şeyler silah bakımından bir şeyler üretmeye başladı. Bizim silaha, uçağa ihtiyacımız yok. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Halkımızın. Halkımızın cahil kalmamasına, halkımızın okumasına, halkımızın bilinçlenmesine, fabrikalarımıza sanayileşmeye bizim ihtiyacımız var. Bizim gün geçtikçe, bak ne diyorum, saygı diyorum, silaha bizim ihtiyacımız var. Dış güçlere karşı. Ben ne diyorum? Bizim şu anda birinci hedefimiz silah değil. Tank, roket, füze değil. Birinci hedefimiz fabrikalaşma, sanayileşme, akabinde silah ve teknoloji. Anlatabildim mi? İlk önce bu halka fabrika yapacaksın. Benim şimdi bir şey diyeyim. Bak şu anda bak. Efendim, halkın geçinebileceği, üretim olacağı, Türkiye'nin üretim olacağı fabrikalara ihtiyacımız var. Türkiye'de fabrikalarımıza ihtiyacımız var. Yaş kaç? Şimdi bak, yaş kaç? 46. Bak şimdi Adımbaşı camimiz var. Bana da bir söz hakkı tanı. Adımbaşı camimiz var. Çift bakalım kaç tane camide namaz kılan var. Bana da bir söz hakkı buyurun, tanır mısın? Buyurun tabii ki. Yaşın kaç? 46. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yani yüzün savuraydan mı? Her taraf benim memleketimdir. Ben Anadolu Yakası Maltepe'de, tekel vardı. Tekelden emekli olan bir arkadaş vardı. Arkadaş dedi ki, yani yakın arkadaşım. Anladım. Ben dedi çalışmayı seviyordum. Geldim de iş başımı üstümü değiştirdim de start yapar çalıştım. Mesul oldum makineye çalıştırırdım dedi. Bizim kadronun tamamı 3.30'a kadar oturur. 3.30'da start yapar 5'te paydos eder dedi. Türkiye'de devlet herhangi bir şekilde fabrika açtığında hangi parti olduğu önemli değil bak. Hangi parti olduğu önemli değil. Kadrolaşmaya gidiyorlar. Kadrolaştığı için de işçi çalışmıyor. Şu an eski Sanayi Bakanı'nın döneminde teşvik verilerek 354 tane fabrika açılmış vaziyette. Özel sektör. Fabrikalaşma var. Devlet fabrika açamaz. Açmaması gerekiyor. Kadrolaşma olmaması için. Anlatabiliyor muyum? Ama fabrika açılıyor Türkiye'de. Yani ciddi fabrika açılıyor. Bu arada üretim sanayimiz ilerliyor. Sen fabrikası dedi. 354 tane. 354 fabrikası. Evet. Peki resmi kayıtlarda 750 bin tane fabrikanın kapatıldığını biliyor musunuz? 750 bin tane öyle fabrika sayısı kardeşim, Almanya'da yok. Sanayi, tekstil ürününde, komplesinde. Bakın 700, bak net rakam veriyorsun. 750 bin tane fabrika yok ya. 750 bin tane fabrika. Hocam fabrika, şimdi bak. Fabrika, tekstil. İş yeri kapatıldığını biliyor musunuz? Mühür karşısında. Hesap makinesini açıyor. Market dahi olmamış. Bak özür dilerim. Ben söz veriyorum. 100 kişi bak, çalıştırdığında bak, 7,5 milyon market, insan yapıyor. Sen neden bahsediyorsun? Market, hangi okuldan tekstil, bahsediyorsun? Tekstil, fabrika. Bir şey diyeyim. Bak market dahi olmak üzere. Giriyor. Bak bir şey diyeyim. Bak market, tekstil, fabrika. Yani market dahi olmak en küçük dükkan, büfe. 750 bin resmi kayıta kapananın var. Ha açılıyor. İşletmelerde dahi. İşte, ama şu anda bizim açılışımız az, kapanışımız çok. Bu bir gerçek. Saklanamaz bir gerçeğimiz var. Ya hangi nereden okuyorsun abi? 750 bir dakika Ahmet. Kim çalışacak? Bir dakika, bir saniye. Bak, şimdi ben gençler, bak ben aslen, bak doğuluyum. Şu anda büyük bir inşaat işimiz var.
beyefendi şahit. Çok da güzel bir miktarda canlı yayın, Facebook canlı yayında yaptım. 1,5 milyon ve 1,5 yani şimdi 1500 TL diyorsunuz Türkiye'de. 1500 TL ve üzerinde yemeğe vermemiz zaman talep bulamıyoruz. Çünkü niye? Gelmiyorlar, bulunmuyor. Bana gelen kim hep yabancı uyruklu. Aynen. Yemin ederim bak. Çoğu olsun yabancı uyruklu. Yabancı uyruklu insanlar. Köyden gelince diyor ki abi diyor benim 20 bin olsun, 15 bin olsun, el üstüm başım temiz olsun. Ben rahat işte çalışayım. İnşaata girmiyorlar. Bana gelen talep yurt içine yurt dışına hep yabancı uyruklular geliyor. Türk vatandaşı gelmiyor. Kötülüyorlar ya yabancıları. Onlar çalışmasa nasıl inşaat olacak? Öteki şey olacak. Kötülüyorlar ya Arapları ırkçılık yapıyorlar. Onlar da Müslüman. Aynen. Hepsi çalışıyor. Neticesinde şu an Türkiye'de iş var. Askeri ücret düşük olsa da Türkiye'de iş var. Çalışmayan bir sürü devlet kurulacak. Kürcüsü, Lazı, Çerkezi, Türkü, Kürdü. Yani 72,5 millet dediğimiz bir millet ırk olarak omuz omuza verip bu vatanı kurduk mu? Yani dedelerimiz kurdu mu? Kurdular. Şimdi ben bugün İstanbul'a geldim, indim. Her tarafı geziyorum şöyle karış karış. Hep Arapça, ne bileyim yabancı, İngilizce, Almanca yani okuyamadığım yazılar var. Neden bir tane Kürtçe yok? Bu adam Türkçe bilmiyor bu Kürt vatandaşımız. Türkçe bilmiyor. Falan yapıyor. Lavaboya gidecek. Lavabo. Bir de Kürtçe tabela olsun. Bu bizim vatandaşımız, halkımız. Yani bizim ciğerimiz. Bu biz vücudun. Ciğersiz yaşayamam. Kürt benim ciğerimdir. Laz benim kalbimdir. Mesela bak ben Trabzonluyum. Bak bir şey diyeyim. Birisi böbreli. Bir şey diyeyim. Bak bir şey diyeyim ama. 10 tane arkadaşım varsa. Beyefendi. Bak muhalefet yapıyoruz ama delikanlıca yapalım. Hep İngilizce, Almanca, ne bileyim Arapça yazıyor. Hayır Arapça bir yerde yazmış. Kaldırılmış. Pardon. Kaldırılmış. Bak dikkat edin ben şu anda yazıyorum. Bak dikkat edin. Kardeşim ben dün Aksaray'a gittim. Ben Aksaray'da korktum gezmeye. Vallahi de billahi de korktum. Gece ben korktum. Türkiye mi Suriye mi belli değil. Abi, ben korktum kaçtım. Tamam Arapça yazıyor da mesela Araplar burada şu anda. Değil mi? Şimdi mesela inan sana bir şey söyleyeyim mi? Arap da benim din kardeşim. Ya, evet. Kürt de benim din kardeşim. Bak, bak. Adalet, eşit, düzgün olsun. Araplar olmasa şu ülkede var ya, şu esnafın çoğu kepenk kapatır biliyor musun? Buna emin ol. Bak şimdi 3 tane genç var. Hoca, gelmiş şurada 3 tane genç var. Okuyanlar haricinde işsizim diyen de çıkabilir. Birincisi iş beğenmiyorlar. Sizin için konuşmuyorum. İş beğenmiyorlar. İkincisini söyleyeyim. Yanlış gençler için yanlış. Evet 25 bin lira alayım 30 bin lira alayım masa başı iş yapayım. Bugün beyaz yakalılar iş bulamazken meslek sahibi arkadaşlar iş buluyor. Meslek edinmeleri gerekiyor. Eksik hükümetin eksiği sadece meslek edinmelerine olanak zorlamalı. Çünkü neticede şu an Türkiye'de 85 milyon dinamik bir nüfus var. Yabancılarla beraber belki 95 milyon bilemiyorum. Sen ona 100 binde Türkiye'de gelen gidenlerle beraber Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok gelen var. Moldavya'dan vesaireden, Balkanlardan çok gelen var. 100 bin insanı biz barındırıyoruz. 100 milyon insanı biz barındırıyoruz. Ama gençlerimiz meslek öğrenmekten kaçınıyor. Kaçınıyor. Neticesine baktığında Türkiye'de iş var. 17 bin liraya ev geçirmek gerçekten zor. Zor. Hele kira veren için gerçek anlamda zor ama şu da bir gerçek. Senin sanayin daha henüz tam gelişmemişken senin Amerika sınırına gelip komşu olmuşken Rusya uzakta olup Suriye bir dakika sözümü bitireyim. Amerika'nın Türkiye'de kaç tane Amerikan üssü var biliyor musunuz? Hoca Amerika'nın şu anda ben bildiğim 17 tane. Sözümü bitireyim bir dinle hele. Rusya gene Suriye üzerinden komşumuz olmuşken bizim silah sanayine ihtiyacımız var. Gıdanın gelişmesi, gıda tarımın gelişmesine ihtiyacımız var ama gıda sanayinin de gelişmesine ihtiyaç var. Eksiğimiz burada, eksiğimiz şu. 17 bin liralık İstanbul için gerçekten düşük bir askeri ücret veyahut büyük şehirler için. Büyük şehirler sadece İstanbul'da diyelim. Düşük bir ücret ama senin sanayin gelişmediği için dolara vurduğunda işçi ücretlerini bir yerde tutman gerekiyor. İşverene bunun bir maliyeti var. O üretilen malın satılması için. Bunun için yapılacak fazla bir şey yok. Maaşların artması hususunda. Ama şu da bir gerçek. Biraz daha sen saydın ettim vesaire beşli çete dedim. O beşli çetenin
Beşli Çete diye söylemiş olduğun şahıslardan bir tanesinin kardeşiyle Ekrem İmamoğlu'nun da iş yapmışlığı var. Yani sadece Beşli Çete yok bu ülkede, anlatabiliyor musun? Onlar iş yapıyor. Bana de ki şunu söyle. Bu beş kişinin haricinde iş alan kimse yok. Kimseye iş vermiyor. Öyle bir olay yok. Herkese iş veriliyor. Bak herkese iş veriliyor. Biz dinamik bir ülkeyiz. Herkese iş veriliyor. İşler, hazine işleri hep Beşli Çetelerinden. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ukrayna'da $1 2 Ukrayna parası. Neyse onun bedeli. Savaş var, üretim yok, tüketim var, ihtiyaç da var. 2 Ukrayna parası niye? 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 Bak hoca niye? Bak tekrar söyleyeyim. Niye o kadar 2 Ukrayna parasına denk geliyor? Niye? Niye orada enflasyon yükselmiyor? Niye zam olmuyor? Çünkü fonluyorlar, besliyorlar bizden ol diye. Biz ne yapıyoruz? Kendi uçağını geliştirdin. Kendi deniz taşıtını, deniz savaş taşıtlarını geliştirdin. İçerideki dinamiklerin devam ediyor. Amerika'nın istediklerine boyun eğmediğin için Amerika Trump'ın söylemiş olduğu şekilde, Trump'ın öyle olmuş söylemiş şekilde dolarla senin ekonomini döveceğim dedi. Bunun sonucudur bu. Birileri çıktı dedi ki beyefendinin oğlu damadı bile konuştu. Efendim dolar 5 lira 10 lira olacak dediler. Bu bir rüya hayal dediler. Dolar 30 lirayı geçti. Euro 30 lirayı geçti. 5 lira 10 lira ben diyorum. 5 lira 10 lira olacak, bu hayaldir. Hayal hep geçtik. 30 lirayı geçti. Sonra 50 lira olacak. Ha, tamam. 30 lira oldu. Hani o diyenler, o yönetenler? Sen 5 10 lira diyordun. Ey yöneten, ben diyorum ki sen diyordun. Yönetensin ya. 5 lira 10 lira olacak. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın oğlu bile konuşma yaptı. Konuşma kayıtları var. Diyor ki dolar, euro 5 lira hatta 10 lira olacakmış. 5 10 lira demiyorum. Ben de şimdi paşa paşayım vatandaş olarak. Neden 30 lirayı geçti? Açıklama yap. Madem siz yönetiyorsunuz, devleti 20 yılı geçtin, siz yönetiyorsunuz. Bu zulüm nedir? Bu dolar euro niye başlanıp gidiyor? Niye dur demiyorsunuz? Diyorsunuz ekonomi sorumlusu biziz. Madem ben de size sorayım, ekonomi sorumlusu sizsiniz. Niye böyle yapıyorsunuz bu ekonomiyi? Sormayın mı? Sorayım da vatandaş olarak. Yani Allah yardımcımız olsun. Ama Cenab-ı Allah silahta, teknolojide, füzede, tankta, topta, al bayraklardan razı olsun. Damat. Takdir ediyorum. Saygı duyuyorum. İnsan gibi. Bak Ermenistan, küçücük bir avuç Ermenistan, cavur milleti bizim Müslüman din kardeşimiz, Türk kardeşimizi, Azerbaycan'ı yerle bir ediyordu. 30 yılı geçtiğim bir zaman. Ne yaptı? En başta albayrak olmak üzere. Doğru mu beyefendi? Kardeş ülke adı altında tatbikat yaptık. Bizim orada tankımız, topumuz, İHA'mız, SİHA'mız kaldı. 500 tane götürdük, 100'ünü getirdik, 400 orada kaldı. Bir cansın bir operasyon. Ermenistan'ı yerle bir ettik. Bu Türk'ün cüzüdür. Gurur duyuyorum. Bak bununla da gurur duyuyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ama nedir? Tabii ki tank top bize lazım. Bak şu anda ben bugün gezdim. Bütün camilerde dolaştım. Baktım şöyle göz dolaşıyorum. Camilerimiz süslü püslü camilerimiz var ama adım başı camilerimiz var. Binlerce. Ama görüyorum 10 tane 5 tane cemaat var. Bizim camiyle işimiz yok. Camilerimiz yeterli. Fabrikalaşma yapalım, sanayileşme yapalım. Halkımıza, gencimize bir şeyler yapalım. Bu arada Diyanet'in taşıyor. Camiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Diyanet'in bütçesinde bunu sözüm bitireyim. Diyanet'in başındaki insan komple seçerken yakalandı. Sözüm bitireyim. Eline yazı yazmış. Diyanet İşler Başkanı bir ayeti bir süreyi bilmiyor mu? Koskoca Diyanet Başkanı. Hocam, bir şey söylüyorum. Buyurun. Diyanet'in bütçesinde cami inşaatı için ayrılmış bir para yok. Peki bu para ne oluyor? En büyük hazineden en büyük yatırım. Şimdi Diyanet'e ayrılıyor. Söylediğine cevap vereceğim. Sözümü ben devam edeyim. Önceden sanayi ve silahlaşma ordu içindi. Şimdi Diyanet içindi. Peki ne oluyor? Şimdi söyleyeceğine cevap vereyim. Sözümü bitireyim. Diyanet'in bütçesinde şuraya cami yapılacak, buraya Diyanet'ten bütçe ayıralım diye bir olay yok. Bunu o mıntıkanın müftüsüne söyleniyor ve diğer müftelere söyleniyor. Para toplanıyor halktan. Halkın parasıyla yapılıyor camiler. Camilerin yapılma hususunda Diyanet ve devlet para harcamıyor. Bunu net olarak bil. Sadece ve sadece Osmanlı döneminden saray ahalisinden gelen Süleymaniye gibi onların bir bütçesi vardır. Bakım bütçesi vardır. Bakım onların bütçesi vardır. Tarihi camilerde vakıfların bunlara ayırmış olduğu bütçeler vardır. Bu devletindir. Ama giderlere baktığında elektrik faturasını halk öder. Cemaat öder. Suyu cemaat öder. Ha, çünkü bunun paraları toplanıyor. Oraya asılıyor, bu kadar giderimiz var. Her cuma bunun için para toplanır. Yani camilerin bir gideri yok devlete. Yok. Maaş ödemesi vardır. Peki bu en büyük hazineden en büyük para
DMS'ne ayrılıyor. Bir. Şu an 75 milyar dolar oldu, silah sanayine ayrılıyor. Şimdi oldu ama evvelinden önceden hep DMS'ne ayrılıyordu. Hiç ben anlamadığım bir şey. Yani hangi birini konuşayım? Ben konuştursam yani iğneleneceğim ya iğneliyorum birilerine sonra gidiyor. Şimdi çok şeyler var. Çok şeyler var. Şimdi Diyanet İşleri'nin başkanı yöneten bir insan. Konuşurken eline bakarak mikrofonu almış, eline bakarak ayet okuyor. Peki Diyanet İşleri Başkanı nasıl kopya çekiyor? Bu elinde nasıl okuyor? Normal ya. Normal bir şey. Kardeşim silah sanayisinin ordunun başına orduyu atışı eğitimi bilmeyen insanı koyarsan orduyu batırır. Diyanet İşleri Başkanı Kur'an'ı ayeti bilmeyen bir insanı koyarsan dini batırır. Alakası bu bir gerçek. Bir yazı notu vardır. Yazı notu vardır. Kağıdı bulamamıştır, eline almıştır. Adam prompter'dan durmadan okuyor. Ya sen ayet-i süreyi bilmiyorsan ne diyorsun aslında? Biliyordur, bilmiyor diye bir olay yoktur. Beyefendi, bak açın YouTube'u, açın. Prompter'dan düğmeye basarak okuyor. Hatta biz senden dedik ki İngilizce birkaç kelimeyle ayetimi bitireceğim. İngilizce. Ya sen ne İngilizcesin? Çime yaltak yapıyorsun, çime ne konuşuyorsun? İngilizce benim ne işim var? Cavur senin benim ne işim var? Bilir. Senin için olmayabilir. İngiliz Arapça bizim dilimizi konuşuyor. Kur'an'dan konuşsun. Tamam. İngilizler Kur'an yakarken sen Yahudilerin şeye gittim. Ayasofya camiye gittim. Namaz kıldım. Namaz sonrası imam tesbihat bittikten sonra ufak bir sohbet tarzında Türkçe bir açıklama yapıyor. İngilizce de açıklama yapıyor. Niye? Çok turist var. Biz namaz kılarken dışarıda ayakta durulabilecek yerde turistler de neden bahsedildiğini anlasın diye İngilizce açıklama da yapıyor. Diyanet de bunu televizyonda yapıyorsa şayet, çünkü izleniyor bu yabancılar tarafından, ortak dil olarak da İngilizce olduğundan dolayı İngilizce açıklama yapması gayet normal. Yani bunun için bir sıkıntısı yok. Duyuyorsunuz. Çünkü ortak dil olarak İngilizce yabancılar da dinliyor. Orada valla İngilizler namaz kılmıyor, Kur'an'ı bilmiyor, Allah'ı bilmiyor. Sen İngilizler ne yapacaksın? Yanıyor. Şu anda Filistin yanıyor, Amerika. Filistin yanıyor. Amerika'da yapılan eylemin haddi hesabı yok Filistin için. Ve onlar biz diyor bugüne kadar Allah'ın eserini diyor Filistin'de gördük diyorlar. Anlatabiliyor muyum? İngiliz vatandaş, ana baba soyu, sopu, Hristiyan olan vatandaş biz diyor Allah'ın eserini diyor. Bunlar da imamda gördük diyor. İngilizce Kur'an'ı alıyorlar, okuyorlar, Müslüman oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşta hassasiyet var. Dünya vatandaşında hassasiyet var. Bu şekilde bakacaksın olaya. Topun füzesi Müslüman'ın dini, değerini, inancını yenemiyor. Ben başka bir şeyden bahsettim, sen farklı bir şeyden bahsediyorsun. Yani Diyanet İşleri'nin İngilizce açıklama yapması sıkıntılı bir olay değil. Başımıza bunlar çünkü yani. izleniyor, anlatabiliyor musun? Yabancılar tarafından da ne o konuya bu açıklamalar izleniyor. Şu an Avrupa'ya gidiyorsun. Tamam, Avrupa'da bütün ülkeler Siyonist baskılarının yüzünden kanun çıkartmışlar. Filistin hakkında olumlu, İsrail hakkında olumsuz konuşmayacaksın diye. İngiltere'de 3 milyon insan yürüyüş yapıyor evinde pankartla. Bunu gören, soyu Hristiyan olan o ülkenin veyahut başka ülkelerin insanları Müslümanlığa giriş yapıyor. Yani Diyanet İşleri'nin başkanlığının veyahut herhangi bir imamın İngilizce açıklama yapması sıkıntılı bir olay değil. Çünkü bunlar video alınıyor, adam gidiyor izliyor. Ne anlatmış? Bakıyor. Merak ediyor. İngilizce Kur'an-ı Kerim ediniyor. Oradan da onu okuyor. Müslümanlığa tebliğdir bu. Sıkıntılı bir olay değil. Türkiye'de bazı şeyler çalışmıyor. Evet. Senin biraz daha söylemiş oldun. Ben de şunu söyleyeyim. Belli bir yaşa gelmişsin. İstanbul'da ikametin var mı bilmiyorum. Gezmeye mi geldin onu da bilmiyorum. Hangi mıntıkada oturuyorsun onu da bilmiyorum. Her yerde ihale yapılıyor. Devlet ihalesi olsun, özel sektör ihalesi olsun. Bana bir tane arkadaş göster arkadaş. Bak devlet ihalesi olmasın, özel sektör ihalesi olsun. Bana bir arkadaş göster. CHP'li bir müteahhitin önünü kesildiğini göremezsin. Veyahut laik kesimden bir müteahhitin önünü kesildiğini göremezsin. Adam çıkıp ben bunu yapıyorum demiyor ki. Demiyor böyle bir olay. Yani kalkıp bir şeyi göğüslemek istemiyor. Biraz daha gençlerin çalışmak istememesi gibi. Yağlı paslı işlerde, mesleki işlerde çalışmasını istememesi gibi belli koltuklara sahip müteahhit arkadaşlar kaymak gibi iş olsun istiyor. Anlatabiliyor muyum?
Ama öyle bir olay yok yani. Şimdi bunu kalkıp sen işte benden daha iyi bilirsin. Halkalı Çöplüğü'nün etrafında 3. köprünün mıntıkasında 3500 tane araba çalışıyordu o köprünün. Kamyon çalışıyordu o köprünün yapımında. Çıksın kardeşim, ben de çıktım meydana. Laik kesimi, seküler kesimi temsil ederek müteahhitlik yapıyorum desin. Ona da iş var. Bu ülke çok büyük, çok geniş. Dinamiklerimiz ama ortaya çıkmıyor orada vatandaş. Yok, ön plana çıkmıyor. Bunların önü kesilmiyor. Kendisi bal kaymak gibi iş olsun istiyor. Bana dokunmasın. Ama yapayım bu işi. Niye? Ben bu işe atıyorum. Dolar rakamı vereceğim. 10 milyon dolar yatırdım, 50 milyon dolar alacağım. Böyle bir şey yok. Mevcut var olana bakıyorsun. 10 milyon dolar yatırmış. 30 milyon dolar alıyor. Ona da razı gelmiyor. Ön plana kim çıktı da önü kesildi. Bana şunun önü kesildi diyemezsin ya. Yok öyle bir şey. Var var. İnşaat sektöründe olsanız göreceksiniz. Sektörde olmanız lazım. Arkadaş yakinen tanır beni. Benim de böyle bir mikrofonum var. Ben de yayın yapıyorum ama. Sektörde olmanız lazım. Sektörde olmayan sen göremez. İnşaat sektöründe Kadıköy'de çalışan arkadaşlarla çok röportaj yaptım. Şu an inşaat sektöründe bir aya kadar evvel kalıpçı ustası 1800 lira alıyordu. Sabit şirkette çalışan 1400 lira alıyor. Sabit ama. Yani onun üç öğün yemeği var, sosyal hakları var, cumartesi pazar %100 mesai ücreti alıyor gibi. Öyle bir şey yok. Yok. Mesai diye bir şey yok. Yok. Cumartesi pazar günü bile çalışsan normal diye bir yok, yok yok. Kurumsal şirkette çalışıyor. Biz %100 alıyoruz diye söyledi vatandaş. Ben bak 17 yıldır inşaat sektöründeyim. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Tamam. Röportajını yaptım. Cumartesi pazar çalışıyoruz vatandaş. Pazar günü eğer yattıysam yemeyeyim gitti. Eğer pazar günü çalıştıysam yemeyeyim 1500 mi? Yine 1500 lira. 3000 lira alamam. 1500 lira. Tamam, ben de röportaj yaptım diyorum. Vatandaşın bana söylediğini söylüyorum. Bak ben inşaatçıyım diyorum. Bak proje tamam, az internet. Sen öyle demiş olabilirsin. Ben 17 yıldır inşaattayım. Bununla röportaj yaptım. Adam bana böyle söyledi. Bak şu anda taşeronu yaptım. Kalpalık yaptım, ustabaşı yaptım, formeniz yaptım. Yurtsun inşaat şirketi açtım. Demir kalıp duvar üzerinde. Yani pazar günü diye bir şey yok. Yok, %100 olacak. Öyle bir şey yok. Pazar günü bu vatandaş çalıştıysa 1500 lira veya 2000 lira yemeğe onu alacak. Çalışmasa yemeğe sıfır. İstanbul Anadolu yakasında Fikirtepe'de kurumsal firmalar var. Bu kurumsal firmada çalışan arkadaşım vermiş olduğu beyanattan bahsediyorum. Başladım ve bitirdim. Bir büyük inşaat edeyim. Fortis Sinanlı Marallar Şantiyesi. Fiçi'de 5 büyük bloktan oluşma. Yüzme havuzu restoranı var içerisinde. Genel formaydım. Aynı zamanda puantörlük yapıyordum. Bütün muhasebe hesap işte benim elimdeydi. Fortis Sinanlı. 5 büyük blok. Fiçirtepe metrobüs durağının tam karşısında. Fortis Sinanlı. Adres vereyim, gidin karşılaşın sorun. Yüzme havuzu ve restoranı falan AVM her şey içerisinde. Böyle büyük bir şantiyenin içini yaptık. Böyle bir şantiyon. Ama orada bile cumartesi pazar diye bir şey yok uydu. Hocam çalıştırdım arkadaşlar. Siz konuşmuyorum ben. Yani yenici firmanın kadrosunda çalışan arkadaştan bahsediyorum. Özel sektörde, resmi sektörde, devlet sektöründe çalışmadım, iş kalmadı. Yani hafta sonu çift yemeğidir, çift puanta öyle bir şey yok. Tamam. Tekrar yok. Söylüyorum. Ama senin yüklenici olarak aldığın, yüklenici olarak, taşeron olarak aldığın firmanın kendi kadrosunda çalışan vatandaştan bahsediyorum. Avrupa'da olsa olur. Benim çift yemeği alır. Alır, alır. Bir de şunu da hakkında konuşmak istiyorum onu. Toparlayalım kısaca. Buyur, sonrasında kesin. Zaten akşam oldu. Gideceğiz Allah izin verirse. İnşallah. Bu ülkede maç saati kaçırıyor. Ben Trabzonluyum. 10 tane arkadaşım varsa 8'i Diyarbakırlı'dır. Bu arada Trabzon demişken Fenerbahçe. Bir dakika. Bir dakika. Bu ülkede Kürt kardeşlerimize, tamam mı, en büyük özgürlüğü veren adam şu an başımızdaki reistir. Tamam mı? Bunu hiç kimse unutmasın. Tayyip Erdoğan şu verdiği özgürlüğü şu ülkeye hiçbir başkan vermemiştir. Bu kadar basit ya. Yani. İnşallah öyle olacak. İnşallah devam edecek. İnsani bir şey daha söyleyeceğim. Bir takım sıkıntılar yaşadı ülke geçmişte baktığında. Pahalılık var, ekonomik sıkıntılar da var. Ona bir şey çok sıkıntılar yaşadı ülkede insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Doğu'da onu temsil eden milletvekili de onların arasında çıktığı halde halkın üzerinde çok ciddi baskılar vardı. Kim tarafından? Yürütmede o gün Cumhuriyet Halk Partisi vardı. O halkı temsil eden vatandaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamı onların arasında çıktığı halde kendi halkına
zümrediyordu o milletvekili. Veyahut onun bağlı olduğu parti. Bir sözün bitir. Döneminde Mesut Sivmaz'a yumruk atıldı. Evet. Vatandaşın bir düşünce özgürlüğü hakkı vardı. Koskoca Mesut Sivmaz'a yumruk atıldı. Nerede atıldı? Bir şey diyeyim. Nerede atıldı? Onu yazar kasa Demokratik Sol Parti Başkanı neydi? Bülent Ecevit. Yumruk atıldı. Nerede Bülent atıldı? Bülent Ecevit'in önüne Ankara Meclis'te mi oldu? Hayır. Yumruk bizim? Atıldığı yeri kasa söyleyeyim. Atıldı mı? Evet, atıldı. Evet. Kasa atıldı. Halk bir şeyler tepki ediyordu. Evet. Ben şu anda bir şeyler konuşuyorum. Gözüm sağda solda. Acaba yanlış bir kelime konuşsam polis beni alır mı diye. Alakası ben düşüncemi konuşamıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Alakası yok. Ben sözümü bitireyim. Sözümü bitireyim. Onu söyleyeyim. Değil ki yalandır. Millet üzerinden vekile, bakana hesap sorup kasa fırlatabiliyorken şimdi ben sözümü, düşüncemi konuşamıyorum. Korkuyorum. Böyle bir algı da var Türkiye'de. Var. Hoşuna korkuyorsun. O algıyı yapan da muhalefettir işte. Evet, abi. Aynen öyle. O algıyı yapan o ülkenin da muhalefettir. Hak ve özgürlüklerini... Şu ülke kadar özgür bir ülke mi var be? O ülkenin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan... Herkes kafasına göre konuşuyor. Ama biraz önce... Muhalefettir. ...sekli kız camiye mi girer diyordun? Bu arada... Kardeşim özgür işte biliyor bak, özgür... Ha, karışıyorsun. Neye karışıyorsun? Ben eleştiriyorum. Girilir mi Allah'ın evine Mineytek'te ya? Eleştirme hakkın yok. Allah için konuş ya. Örter, bir tane şey yani örter. Yani örtmesin, Mineytek'te camiye mi girilir? Az önceki abi, buradaki abi... Ne dedi? Aksaray'da dedi tuvaletlerin kapısında da Arapça yazılar asılıyor dedi değil mi? Sabahtan beri bütün camileri gezmiş abi. Camilerin girişinde bak New Mosque'yi yazıyor. Allah aşkına. İngilizce yazıdan rahatsız olmuyorlar. Gidiyorlar gözlerine gelen Arapça yazılardan rahatsız oluyorlar. Sonra geliyorlar buraya muhalefet yapmak için muhalefet yapıyorlar. Evet. Aynen. Bu kadar. Yani bir de şu var. Şunu da bir gerçek de. Genç arkadaşın da sanırım söyleyecekleri var. Bayağı sıradan bir şey. Bir de şöyle bir olay denk gelmiş. Tabelada Arapça tercümanlık bürosu yazıyor. Belediye geliyor, tabelaya indiriyor. Tabelada yazan şey Arapça tercümanlık bürosu. Kime yazıyor bunu? Araplar gelsin ben bunlara tercüman olayım. Bir alt katında da İngilizce tercümanlık bürosu yazıyor. Arapçayı indiriyorlar, İngilizce duruyor. Bunu muhalefet yapıyor, sıkıntılı. Bugün Tunç Soyer'in bir videosu düştü. Bir Yahudi vatandaşımız ölmüş, cenazesine katılmış. Tabutu taşırken gördüm. Tunç Soyer'in camiye gidip bir Müslüman evladının cenaze törenine katılıp tabutun taşıdığını gördünüz mü? Bizim içimizdeki sıkıntı bizim içimizde var olan bizden olmayan insanlardır. Yoksa biz bir bütünüz. Ekonomik sıkıntılarımız olabilir. Birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Eksiğimiz, gediğimiz neyse biz kendimiz kapatırız. Ama içimizdeki kriptoların temizlenmesi gerekiyor. Serhat Bey şey diyecektim. Serhat Bey size şey soracaktım. Bu İstanbul Mecidiyeköy havaalanı hattında metro istasyon hani şey delmişler ya. Bu hani bunu nasıl karşılıyorsunuz ya metro seferleri? Deliciyle ondan sonra metro istasyonunu yanlışlıkla delmişler. Sondaj yapmışlar. Olabilir. Okumadınız mı yani bunu? Yok, okumadım ya, bakanlığa bağlı yani. Şimdi onu belediye Ekrem İmamoğlu yapsaydı ne derlerdi? Bakanlığa bağlı ondan sonra aynı sıkıntı belki hatırlarsın belki hatırlamazsın. İstanbullu olanlar yaşı benim gibi olanlar hatırlar. Yeni Kapı Hacı Osman metro hattı var. Taksim'in altından geçer. Metro yapıldıktan bir yıl sonra Levent civarında sondaj yapan bir vatandaş ticari devlet dairesinin herhangi bir uzantısı değil. Vatandaş yapıyor bunu. Metroyu delmişti. Yani aynı bir yanlışlık. Bakanlıkta yani aynı şeyi yapmış. Metro ondan sonra şeyini delmiş. Hatta seferler durmuş. Tek yol üzerinden yapılmaya başlanmış. Elektrik kesilmiş. İçeridekiler artık mahsum kaldı ne yaptıysa. Bir koordinasyon yani, evet, yanlışlığı bir şey, olmuş olabilir. Bu tür şeyler Türkiye'de oluyor galiba. Bir koordinasyon yani. Yanlışlığı olabilir. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Madem böyle bir şey açtın. 2024'teyiz. Seçim arifesindeyiz. Bizim metrobüslerimiz halen sıkıntılı. Otobüslerimiz halen sıkıntılı. 1 Ocak'ta bir otobüsümüz yandı. Bunu da göz ardı etmeyin. Ben burada birilerini kötülemek maksadıyla söylemiyorum. İlla ki bir takım eksiklikler olacaktır ama bu eksiklikler dizi dizi sıra sıra olunca ciddi sıkıntılara mahal veriyor. Ondan dolayı kime oy veriyorsanız düşünün. İlk önce oy verdiğiniz insanların projelerine bakın. Projelerine baktığınızda, halktan bahsediyorum. Projelerine bakın.
ve ne vaat ediyor onlara bakın. Vaatlerini yerine getiriyorlar mı onlara bakın. Geçmişi biraz irdeleyin, fazla uzağa gitmeniz gerek yok. 10 yıllık 20 yıllık geri gitmeniz veyahut 5 yıllık 3 yıllık geri gitmeniz yeterli oy verirken. Selametle diyorum. Ya maalesef öyle hani proje olmuyor da ceket koysa hangi ilde olur? Getirmiş miydi depremzadelere veya diğerlerine? Kim? Murat Kurum. Adam diyor ki 6 yıldır bekliyorum diyor. İyi bekliyor. 5000 lira kira veriyorum şu anda diyor. TOKİ konutlarında. Deprem, televizyonda seyrediyorum ben bunları. En son depremden önce daha önce verdiği vaatler vardı. Onlara ne diyorsun? Hangi depremden bahsediyorsun? Peki imar barışını yapan kim abi? İmar barışını derken? İmar barışını yapan... Tamam, biraz açıkla. Biraz açıkla. Peki o otobüslerden mi bahsediyorsun? Tayyip Erdoğan niye imza atmıyor kredi için? Biraz açıkla. Soru soruyor onu. Biraz açıkla. Ben seni dinledim, onu söylüyorum. Tamam yani. Açıkla, ben sor, cevap, tamam, ben de cevap var da. Adam diyor ki kardeşim diyor, ben diyor otobüs alacağım diyor. Kredi alacağım diyor, imza atmıyor diyor. Yaş kaç? 57. İstanbul'da mı ikamet ediyorsun? Evet, İstanbul'da. Geçen Cumhuriyet kutlaması vardı. Anadolu Yakası'nda Maltepe Belediyesi'nin himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde sahilde büyük bir boş alan var. Orada bir Cumhuriyet kutlaması yapıldı. Harcanan rakam 540 milyon TL. 19 tane sanatçı geldi. Sanatçının bir tanesine 500 bin lira verildi. Geri kalanlara daha düşük para verildi. Bu açıklamayı yapan arkadaşı ben televizyondan dinledim. 19 tane vatandaş, sanatçı vatandaşa 5'er 100 bin lira değil, 1'er milyon versen 19 milyon yapar. Tamam. Onlara diyor, alanda toplananlara diyor, çay ikram etsen diyor, 19'da 20 milyon diyelim. 20'de onlara versen 40 diyor. Sokaktan geçenlere köfte ekmek versen diyor, 40'da onlara 80 diyor. Köfte ekmek de mi vermiş? Hayır, versen diyor, 80 milyon lira yapar diyor. Elektrik tesisatına bilmem neyine, şov görseline 100 bin lira, 20 milyon lira, 100 bin lira da ver, 20 milyon lira dersen 100 bin lira. 540 milyon lira nerede? 540 milyon lira nerede? Bakın kaynak burada, anlatabiliyor muyum? Fatura edilen gerçek nerede? 100 milyon liralık bir yüksek yani köfte ekmek dağıtılmadı, verilse diye söylüyor. 100 milyon liralık harcama yapıldığını düşün diyor. Yani şimdi 500... İsraf mı diyorsun? Nasıl? İsraf mı diyorsun sen? Yapılan şeyin iyi bir şey olduğunu, ödemenin gerçeğe yansıtmadığını söylüyorum. Peki Tayyip'in yaptığı israflar neydi? Mesela? Arkasındaki bir sürü konvoylar, şunlar bunlar, 5 içeride verilen ödenekler bunlar ne yani? Neye verilen ödenek? 10 liraya bir tane mal ediyorsun bir şeyi 5 liraya mal ediyorsun. Neyi? Bu verilen şeyler mesela, geçiş garantileri, şunlar bunlar israf değil mi? Şu an bana hangi geçiş garantisi, bir tanesinin ismini söyle. Bütün köprülerine. Bir tanesi söyle. Al Yavuz Sultan Selim olsun, Çanakkale Köprüsü olsun. Çanakkale Köprüsü için konuşuyorum. Hı. Çanakkale Köprüsü şu an 3 yıl oldu galiba. Hı. Kendini artık geçen araç sayısı olarak kendini amorti etmeye başladı. Ben inanmıyorum. Kendini amorti etmeye başladı. Verilen süreç 25 yıl. Bugün inanmıyorsan yarın inanacaksın. Yok, inanmıyorum. Yarın inanacaksın. Ben inanmıyorum. Ha bu arada. Şehir hastaneleri mesela yabancı şeylere, fonlara satılmasına ne diyorsunuz? Şehir hastanelerini şu an zaten... Neden satılıyor? Bir dakika. Henüz satılmadı. Böyle bir olay gündemde olabilir ama. Mesela 5 tane şehir hastanesini almış mesela. Hani tamam. Bu tür şeyler. Zaten onların hepsi özel. Devlet yapmadı onları. Yapıştet devleti bedeliyle yaptırıldı. Sahip zaten özeldi. Özel olan şu başka birine satmış olabilir. Devlet yapmıyor ya. Hani tamam böyle yani devletin parası mı yok? Yani yatırımı yapamıyor. Yok, daha iyi yani, görüyor. Neden hani böyle? Yok da ona ben şöyle söyleyebilirim. Yurt dışında sermaye yani neden böyle şöyle yani şey söyleyebilirim. Diyor. Şöyle söyleyebilirim. MR çekme olayına gittiğinde uzun süreden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Evvelki dönemlerde bir MR sırası için bekliyorduk 6 ay. Yapıştet devlet modeliyle yapılan tesisin içerisindeki çalışanlar özel sektörde çalışıyor gibi oldu. Ve ben 5 gün sonrasına MR sırası alabiliyorum. Devlet eğer kendi kadrosunda, devlet memuru kadrosunda çalıştırdığında o vatandaş sana günde diyor ben 20 MR çekme hakkım var diyor, doldurdum diyor. Özel sektöre çıkınca 200 MR çekebiliyor. Şu anki var olan şehir hastanelerinin hepsi zaten özel sektörde. Özel sektör Hollanda'ya satmış olabilir. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Mesela şimdi hastaneler falan diyoruz ya, iyi yani şudur budur diyoruz ya. Anadolu yakasında mesela bir tane göz sırası alalım. Mesela ne kadar?
göz doktoruna sıralalım Anadolu yakasında. Alamıyorsun. Doktordan. Alamıyorsun. Alalım, uğraşalım. Ne kadar sürede alacağız? 15, alamıyorsunuz. 15 günde de alamıyorsunuz. Ha, alamıyorsun. Ben de söylüyorum. Aylarca uğraşıyor insanlar. Ehliyet yenilemeye gittim, alamadım. Geçen ama şey aldım, nedir? Kulak burun boğaza gittim. Bakın kulak burun boğaza gittim. Saat 18.20'ye yani 6'da 5'ten sonra da artık mesai koymaya başlamış. Branş branş artık o mesaileri de arttıracaklar. Yani göz doktoru açığı kapandığında 6'dan sonra da muayene olabileceksin. Bir şey söyleyebilir miyim şu hastane sıralarıyla ilgili? Bundan yaklaşık 1,5 ay önce benim babamın sağ kol sağ bacağı bir anda uyuşmaya başladı. Hastanelere falan gittik. Acile gittiğimizde polikliniğe gitmen lazım diyorlar. Orada MR'da bir şey kestiremiyorlar. Bir ay sonrasına bile biz randevu bulamadık. Hiçbir şekilde 15 gün süre zaten varsa 15 gün süre içerisinde veriyor. Biz randevu oluşturduk. Hani varsa boşalırsa gelsin diye. Bir türlü bulamadık. Günden güne bu uyuşmalar artmaya başladı. Özele gittiğimizde Medicine Hospital Bağcılar'daki beyin sapında damar tıkanmaları gerçekleşmiş. Ve kısmi felçler bu yüzdenmiş. Acilen anji olması gerekiyormuş. Yani şunu demek istiyorum. Bu sıra yıllardır böyle. Bazı büyüklerimiz yanlış anlamayın. Şey derler. Eskiden hastane sıraları, şu sıraları, bu sıraları. Şu an her şey mükemmelmiş gibi konuşuluyor. Bu beni incitiyor. Az önce mesela abinin konuştuğu özgürlük şu bu. Ya bu ülkenin sorunları var. Herkes biliyor bunu. O taraf da biliyor, bu taraf da biliyor. İki taraf diyorum çünkü taraflaştırılmış bir haldeyiz maalesef ki. Ben kimsede suç bulmuyorum. Bu arkadaşla da suç bulmuyorum. Bu abide de suç bulmuyorum. Çünkü bunlar da istemezdi böyle olmasını. Bir bölüşüldü. Kimsenin suçu yok. Bugün 8 yaşındaki çocuk seçim konuşuyor. O bu bir hata. 8 yaşındaki çocuk. Maalesef suçu biraz. Bak estağfurullah. Maalesef suçu. Kimse de suç bulamazsın. Herkes suçlu, herkes suçsuz. Bugün insanlar mutsuz mesela. Ya kimse kimseye tahammül edemiyor. Bunun nedeni sizce ne? Ya trafikte en ufak bir şeyde bir bağırışma, bir çağrışma, küfürleşme. Bunun sebebi tabii ki mutsuzluktan oluyor. İnsanlar evine ekmek götüremeyen var. Şuradan gelene kadar ya o SMA annelerini görüyorum. İçimiz kan ağlıyor. Orayı görüyorum. İçimiz kan ağlıyor. Mutlu olacak bahaneler arar olduk. Şu SMA anneleriyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü diye bir olay var. Yani ciddi bir kuruluş. Amerika'da ve Macaristan'da SMA hastalarını tedavi ediyorum diye iki tane klinik ortaya çıkmış vaziyette. Dünya Sağlık Örgütü bunlara ruhsat vermemiş vaziyette. Eğer diyor bunlara giderseniz diyor uygulamış olduğu yöntem bizim tarafımızdan Amerika'da bir tanesi bir tanesi Macaristan'da bizim tarafımızdan onaylanmamış bir tedavi yöntemi uygulamış oluyorsunuz diyor. Devlet şeye bakar, liyakata bakar. Dünya Sağlık Örgütü dediğin yani Papua Yeni Güney'in hükümeti de oraya bağlı. Rusya da oraya bağlı, Çin de oraya bağlı. Ortada kaynaklarının tıbbi dayanaklara dayanmadan uygulanan bir tedavi yöntemi var. Onun için devlet ona olumlu bakmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Ocak 2023'te reklam işine girdim. Bir reklam şirketinde çalışmaya başladım. Bu senenin yılbaşında işi bıraktım. Seçim dönemlerinde sadece seçime harcanan bütçeyi ben çok merak ediyorum. Bunu bilmiyorum. Benim kendi astığımız afişler, seçim afişleri her partiden, partide söylemiyorum. Bunun CHP'si de veriyordu, AK Partisi de veriyordu, MHP'si de veriyordu, İYİ Partisi de veriyordu. Sadece o benim kendi elimle, Antalya'da da bu afişleri astım, İstanbul'da da astım. Seçim dönemlerinde sadece benim kendi elimle astığım afişlerin haddi hesabı yok. Ve az buçuk bunun fiyatını biliyorum. Hiç şirketi de belli etmeyeyim, parayı da belli etmeyeyim. Evet. Ama sadece bu seçim döneminde verilen o reklam ücretleri bile bu ülkeye birçok şeyde katkı sağlayabilir. Fakir bir ülke olduğumuza inanmıyorum. Az önce konuşuldu hani parasım yok. Tabii ki var paramız. Tabii ki paramız var. Ancak hani nereye kullanması gerektiği yönünde belki yanlışlar yapılıyor olabilir. Fakir derken buna benim adaletsizlik yetmez noktasında belki. Yani yoksa fakir derken mesela adaletsizlik var mesela. Bir işçi mesela memura 40 bin lira maaş veriyor, emekli 10 bin lira. Bu sosyal şeyi dağıtmış vaziyette şu anda yani. Ne yapacak? Parası olmayan parası olanı yarın çatacak yani. Başka çaresi yok. Çünkü aç kalan çocuğu için ne yapacak? Buna dönüşecek. Yani adaletsizlik noktası var. Adaletsizlik noktası var. Ya kira 15 bin lira. 15'i de bulursa yani. Ya bulamazsın evet bulamazsın. Yani 10 bin lira emekli maaşı veriyorsun ya.
Hastanelerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Mevzu geçti ama tekrar burayı değinmek istiyorum. 18 yaşında sigortalı oldum. 20 yaşına kadar, askere gidinceye kadar aynı işletmede çalışıyordum. Rahatsızlığım var. Dahiliyeden 2 gün istirahat raporu almak için. O dönemde şimdiki gibi internetten randevu almıyorsun. Akşamleyin iş yerinden bir site kağıdı alıyorsun. O site kağıdını gişeye veriyorsun. Seni kayıt yapıyor. Ondan sonra şeye gidiyorsun. Muayeneye gidiyorsun. Sabah saat 6'da değil de 6.45'te falan sıraya girmeye gitmiştim. Dahiliye sırası bitmiş ama ben rahatsızım. Çalışmak istemiyorum. Yalanım da yok. 1970 doğumluyum. 54 yaşındayım. Yalan da söylemiyorum bu hususta. Bütün branşlar dolmuştu. Gişedeki bir tek de şey var dedi. Psikolog var dedi. Psikoloğa tamam ver dedim. Psikoloğa çıktım. Dedim rahatsızım. Yani ilaç yazdırmaya ve 2 günlük istirahat istemeye geldim dahiliyede de. Dedi sadece istirahat yazabilirim sana. Psikologdan 2 günlük istirahat almıştım. Şimdi sistem evet aksaklık var. Yok değil. Fakat çalışma hummalı da olsa bir çalışma var. Çözüm üretme hususuna baktığımda biraz daha söyledim. Artık saat 6'dan sonra da belli başlı branşlarda muayeneler başlamış vaziyette. Kulak, burun, boğaz bunun örneğidir. Ona gittim. Aranızda belki denk gelmiştir. Randevu almıştır. Randevuya gitmeyen bir sürü insan var. Ben atıyorum öğleden sonra 3.30'daki randevumu 11'de girmişim. Çünkü içeri kapıyı çalmışım. Hocam kimse beklemiyor. Benim randevumda saat 3.30'da girebilir miyim? Gişeye söyle dedi. Adını alsın yoksa sisteme giremiyorum. 3.30'da gelmen gerekiyor. Randevuya gitmeyen insanlar var. Evet alamıyoruz randevuyu ama bir de gitmeyenler var yani. Sadece hükümetin değil, devletin değil, yönetimin değil. Halk da buna çok duyarsız. Halkın bilinçlenmesi lazım. Bu konularda evet sağlık konusunda, eğitim konusunda. Eğitim konusunda o apayrı bir roman zaten. Hani İlber Ortaylı'nın bir sözü vardı. Değinmek istiyorum. Ülkede iki eksiklik ülkedeki eğitim sisteminde iki eksiklik var diyor. Birincisi eğitim, ikincisi sistem. Sistemin eksikliğini zaten hepimiz yaşıyoruz canlı halimizde de. Eğitim konusunda oraya girmeyeyim. Çok uzun bir konu. Hastaneler konusunda çok yazık. Yani o insanların benim çok yaşadım. Ailemde kardeşim şu an halen aynı durumda. Ellerinde öyle bir yaralar olmuş ki dahiliyeye gittik, cildiye git diyor. Cildiye doktoru yok. Ben bulamıyorum. Bulan varsa yardımcı olsun şimdi gideceğim. Hiçbir şekilde bulamadım. Halen de arıyorum. 50 tane kaydımız var. Tüm ailenin her bir ferdi kayıt yaptırmış, boşalırsa bulalım diye. Yani Dubai'deler, yani başka yerdiler. Yok, yani özele gideriz. Ancak babamı tedavi ettiğimiz gibi kardeşimizi tedavi ederiz. Oraya da bir 30 bin, 40 bin lira para veririz. Asgari ücretin 17 olmuş. Daha onu da alamadık da. Yani ona da 30-40 veririz. Ancak bu şekilde tedavi olacağız. Yani bu hale geldik. Olayı, ne yazık. Hastane olayında mutlu olan bir kesim görüyorum. Onlar da mesela Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Macaristan, Almanya, buralardan, İngiltere'den, Kayseri'ye, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi, yani bu şehirlerdeki hastaneler İstanbul'a çok sayıda yabancı insanlar geliyor. Ve bunlar hastanede mutlu ayrılıyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde 2000 euroya olan şey, 3000 euroya çıkacak şeyi burada 500-600 euroya. Erciyes'teki ondan sonra daha kayak paketiyle beraber, Antalya'da başka paketle beraber çok güzel. Hani onlara çok teşekkür ediyor hastanelerin yapılmasına. Yabancı, Polonyalı vatandaş. Evet, evet. Aynen iyi. Ben bilirim yani, şu an özel hastanede hastaneleri. Yabancı vatandaşlar çok teşekkür ediyorlar. Türkiye çok güzel diyorlar. Hastaneler diyor çok işimize yarıyor. Ülkemizin yarı fiyatına diyorlar. Teşekkür ediyorlar. İstanbul'un en köklü hastanelerinden birindeyim şu an özel hastanede.